Şu anda bir önceki videodan alınan bir ekran görüntüsünü görüyorsunuz. Buradaki iki molekülü yeniden çizmek için bu ekran görüntüsünden yararlanacağız. Soldaki molekülle başlayalım. Burada bir karbon var ve bu karbonda bir hidrojene bağlı. Hidrojen yukarıya doğru çıkıyor. Ve bu bağ da sayfa düzleminde yer alıyor. Bu şekilde karbonumuzu ve yukarıya doğru çıkan hidrojeni çizebiliriz. Ayrıca bu bağın sayfa düzleminde yer aldığını da göstermemiz gerekiyor sarı olarak klor kullanmaya karar verdim. Bu yüzden bu bağda sayfa düzleminde yer alır. Yani klor atomunu bu şekilde çizebilirim. Kırmızı renkte ise brom kullandım ve bu bromu da bize dönük olan şu kama işaretiyle gösterebiliriz. Yeşil olan da flor olsun. Bu flor atomu düzlemde bizden uzaklaşıyor gibi görünüyor. Yani bize dönük değil. Bu yüzden görüş açımızdan uzaklaşan bu flor atomunu kesikli çizgilerle gösterebiliriz. Bir önceki videoda sağdaki molekülün soldakinin ayna görüntüsü olduğunu görmüştük. Ancak sağdaki molekülle soldakini üst üste getiremediğimizden bunun farklı bir molekül olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi de bu molekülü çizelim. Elimizde yine yukarı doğru çıkan bir hidrojene bağlı olan ve merkezde bulunan bir karbon atomu var. Bu şekilde çizebiliriz. Yine aynı şekilde karbon burada bir klora bağlı ve bağ sayfa düzleminde. Ancak bu sefer klor sola doğru hareket ediyor. Bromsa yine bize doğru dönük. Bromu da çizelim. Son olarak flor atomu da görüş açımızdan uzaklaşıyor. Yani bize dönük değil. Yine kesik çizgilerle gösterelim. Bu görüntüleri kullanarak şimdi aşağıdaki 3 farklı kavramı inceleyelim. Stereo izomerlerle başlayalım. Atomların 3 boyutlu diziliminde farklılık gösteren izomerlere stereo izomer denir. Peki izomer kelimesi ne anlama geliyor? İzomer aynı parçalar demek. Yani bu iki farklı molekül aynı parçalardan oluşuyor. İki molekülde de bir karbon, bir hidrojen, bir flor, bir brom ve bir klor atomu var. Bunların türüne gelecek olursak yapısal izomer olduklarını söyleyebilir miyiz? Aslında hayır. Başka bir nokta yapısı daha çizeyim. Bu sefer stereokimyayı işin içine sokmasak daha iyi olur. Klora, flora, broma ve hidrojene bağlı bir karbon atomunu göstermek istiyorum. Bu çizdiğim nokta yapısı yukarıda stereo kimyaları verilen bu iki nokta yapısından herhangi birini temsil ediyor olabilir. İkisi de aynı şekilde bağ oluşturmuş. İkisinde de birer hidrojene, flora, broma ve klora doğrudan bir bağ atomu bulunuyor. Bu yüzden bu iki izomerin birbirlerinin yapısal izomeri olduğunu söyleyemeyiz. Bunlar stereo izomerdir çünkü merkezdeki karbon çevresindeki atomların 3 boyutlu dizilimleri farklı. Bir sonraki kavramımızsa enantiyomer. Çakışmayan ayna görüntülerine sahip stereoizomerlere enantiyomer denir. Bir önceki videoda sağdaki molekülün soldakinin ayna görüntüsü olduğunu ancak sağdakini soldakinin üstüne getirmeye çalıştığımızda bunun mümkün olmadığını görmüştük. Çünkü ikisi aslında farklı modeller. O zaman bu moleküllerin birbirlerinin enantiyomeri olduğunu söyleyebiliriz. Bu kelime Yunanca zıt anlamına geliyor. Son olarak da kiral merkez, kiralite merkezi ya da stereojenik merkez olarak adlandırılan kavramdan bahsetmek istiyorum. Bu merkezde tetrahedral yani dört yüzlü şeklinde sp3 hibritleşmesine uğramış bir karbon bulunur. Nokta yapısında bu karbonu incelediğimizde atomların diziliminin tetrahedral düzende olduğunu görebiliriz. Yani bu karbona bağlı dört farklı grup bulunuyor. Bizim örneğimizde Dört farklı atom karbona bağlı. Hidrojen, flor, brom ve klor. Kendisine bağlı 4 farklı grup olan tetrahedral şeklinde bir karbon varsa bunun sonucunda kiralite merkezi oluşur. Stereokimyayı dahil etmeden sadece buradaki nokta yapısına bakarak da bir tane kiralite merkezi olduğunu bulabiliriz. Az önce bir kiralite merkezinin iki olası izomer anlamına geldiğini görmüştük. Yani elimizde olası iki tane izomer var. Burada 2 üssü n sayısı yani kiralite merkezlerinin sayısını belirten bir formül oluşturabiliriz. Hadi bu formülü yazalım. Bu kiralite merkezlerinin sayısı. Bu nokta yapısında elimizde bir adet kiralite merkezi vardı. Yani 2 üssü 1. Bu da 2'ye eşit. Şimdi bu sayı bize elimizde bulunan stereoisomer sayısını verir. Öncesinde bundan bahsetmiştik. Bir kiralite merkezi bize 2 stereoisomer verir. Çizdiğimiz bu stereo izomerlerinde çakışmayan ayna görüntüleri olduğunu biliyoruz. Altını çizelim. Evet, işte şuradaki iki stereo izomer. Enantiomer olarak adlandırılan bu iki molekül stereo izomerlerin özel bir türü. İlerleyen videolarda diğer stereo izomer türlerinden de bahsedeceğiz. Bir sonraki videoda ise kiralite merkezleri ve bir moleküldeki kiralite merkezi sayısının nasıl bulunacağına ayrıntılı bir şekilde değineceğiz.